aşağı çıkar. Sen yağmurda gülünce, yaz erken gelip buzullar erir. Sen bana yürüyünce, çift gökkuşağı çıkar. Sen yağmurda gülünce, yaz erken gelip buzullar erir. Sen bana yürüyünce. Cezama itiraz, kalbim uslu durmuyor, verse nerede ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör oğlu bir hayvan. Sonra yazmayınca harflerim yeterli, yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Sar bütün müzik artık anla, bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşları çıkar. Sen yağmurda gülünce, yaz erken gelir, buzullar erir, sen bana yürüyünce. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz Melisa, nasıl yapsak? Hadi. Hadi bay bay. Görüşürüz. Melisa ya, yenisiniz diye herhalde biraz utanıyorsun. Evet. Ben gideyim o zaman. Bir şey diyeceğim. Benim size itiraf etmem gereken bir şey var. Ben aslında sizin aranızda bir şey var sanıyordum. Yani böyle hatta bayağıdır da sizi takip ediyorum falan. Ama yani... Bu gece anladım, gerçekten çok salakmışım ya. Bu akşam o kadar rahatladım ki. Melisa'cığım, Alper bıraksın seni eve. Yok. Hiç gerek yok, gerçekten. Ya olur mu öyle şey? Yalnız başına yürüme. Alper'cim sen bırak. Tamam o zaman. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz yarın. Bayağı şu an evsizim yalnız hani. Home mısın ayo? Ya şimdi Görkem Bey, siz de hiçbir yeri beğenmiyorsunuz ki. Ne diyeyim ben size? Annem orası da doğru yani. Ben biraz pimpirikliyim, evet kabul ediyorum. Kolay kolay içime sinmiyor. Tamam gelin bende kalın. Ay ya bırak dönerim bak. Artık şu tekliften vazgeç. Kalbini kıracağım. Yahu Görkem Bey şurası ya, şurası, şurası. Gelip bakacaksınız, beğenmezse kapıdan çıkarsın ya. Ay usandım. Ama sen usanmadın. Hadi göster, devam. Devam ki. Gel beni takip et. Of. Karanlık mı biraz? Siz geçin Görkem Bey, ben halledeceğim şimdi. Yok artık. El şaplattın falan. Evet. Aa. Ay ne güzel. İnanamıyorum şu anda. Saati. Bu ev senin mi? Günde ortalama 5 işte çalışınca oluyor işte. Sen var ya sen. Yani bu eve ilk defa ben mi geliyorum? Vallahi siz geliyorsunuz Görkem Bey. Daha önce hiç kimse gelmedi. Gerçi onların da kendine göre derdi tasası. Geri zekalılar nasıl gelmezler ayol? Ev yıkılıyor. Yaptık canım işte bir şeyler. Ah inanmıyorum.
Oğulluk harika. Çok severim ben bu oğulluğu. Kadife. Hop. Koltuk beni sevdi. Sevdi sevdi, çok oturdu. Artık bence bu evde ev arkadaşıyız Sadıkcığım. Yani bu ev beni fazlasıyla hak ediyor. Parası neyse veriyorum. 2000. Hı? Lira. Nasıl? Kira. Tamam. Haftalık. Olur. Ne? Oha. Tamam tamam, şaka şaka. Aylık aylık. Görkem Bey lütfen ama. Çocuk oyuncağı değil. Tamam ayol. Demek Burak ha? Ya. Hiç inandırıcı değil ya. İnanmazsan inanma Alper. Ya hiç gerek yoktu böyle bir şeye. Senin için mi yaptım sanıyorsun? Ya benim için, Biricik için, kimse için gerek yoktu. Ben hayatıma devam ediyorum Alper. Burak çok tatlı. Biz bir süredir görüşüyoruz. Görüştük. Hiç boşuna çabalama. İnanmadım, inandıramaz. Sen o lisedeki hikayeyi bana neden anlattın? Bana aşıkmışsın da anlatamamışsın ya. Neden şimdi? Ya şey... Hiç... Yani öyle içimden geldi, anlattım. O kadar mı? Biz Burak'la çok iyiyiz. Size de mutluluklar. Hoyraz. Niye uyumadın sen? Işıklarınız yanıyordu. Yani birbirinize saldırmayacağınızdan emin olmak istedim. Girebilir miyim? Tabii. Biz birbirimizi saldırmayacağız. Rahat rahat uyuyabilirsin, tamam? Ben uyurum da. Sen niye geldin? Işıkların yanıyordu. Haziran bana inanıyorsun değil mi sen? Hangi konuda? Ya hangi konuda olacak, şu Batu konusunda işte. Ya inanıyor musun, inanmıyor musun onu söyle bana. Bak gerçekten kötü biri o. Söyletme şunu bir daha ya. Horaz siz ne konuştunuz? Hı? Boş ver. Boş veremem. Ne anlattı o sana? Hoyraz. Hoyraz öyle eskilerden falan mı konuştu ha? Tuhaf tuhaf şeyler mi söyledi? Hoyraz sen o yüzden mi vurdun ona? Hoyraz hiç gerek yoktu. Gerçekten hiç gerek yoktu. Yani o saçma sapan bir durumdu. Batu'yla Biricik arkadaştı, arkadaş grubumuz vardı. Herkes yakıştırdı falan. Birkaç kere yemek yedik, bir iki hafta mesajlaştık, o kadar. Denedik, olmadı. Ben acaba mı diye bir kere bile düşünmedim. Tamam, tamam. Tamam, açıklamana gerek yok. Açıklattırıyorsun ama. Ben onunla hiçbir şey yaşamadım. Ya konu bu değil ki zaten. Konu senin böyle bir insana değer vermen, onu hayatına alman. Kısa bir süreliğine de olsa. Hoyraz hiçbir anlamı yoktu, hiçbir zaman da olmadı. O kendince böyle komik hikayeler anlattığını zanneden şakacı, tuhaf bir çocuk. O kadar. Yani sana da belli ki gerçek olmayan şeyler anlatmış. Hoyraz, lütfen ciddiye alma. Bak senden rica ediyorum. Lütfen. Thank you.
Şimdi beni uyutur musun? Saat 13 oldu mu? Olmuş. Ne oldu ki? Hiç. Ben çok yorgunum. Biliyorum. Dün gece hep seni düşündüm. Ben artık huzurlu olmak istiyorum. Hadi kapat gözünü o zaman. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da. Canın pahasına savaş sonunda. Çift gökkuşağı çıkar. Sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelip buzullar eriyor. Sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar. Sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelip buzullar eriyor. Sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar. Yağmurda gülünce, yaz erken gelip huzurlar erir. Sen bana yürüyünce. Ben yardımcı olayım. Bana bak. Benimle ilgili bir şey öğrenmek istiyorsan yüzüme sorarsın. Git yat dinlen şimdi. Yarın yolcusun.
Bütün benzin iyice soldu. Kahrolasıcalar. Adaya geldiler, huzurumuzu bozdular. Ya babaanne, ne konuştuk seninle? Üzülme demedim mi sana? Ben gerçekten iyiyim. İyisin değil mi yavrum? İyiyim, iyiyim. Ya biliyorum bak, herkes şimdi eski Poyraz olmamdan korkuyor benim. Ama yok, iyileştim ben diyorum işte. Olmayacak öyle bir şey. Yüce Rabbim, ayağına taş değirmesin. Yüzünü düşüren herkes senden uzak olsun inşallah. Canım. Günaydın. Kafasına yardım çocuk işte. Nenem. Allah sağlık saatiniz eksik etmesin inşallah. Hayırlı sabahlar. Ben arkadaşı geçireyim babaanne. Ya bana arkadaş demiyor mu? Böyle kalbimde kelebekler çırpıyor ya. Yürü hadi yürü. Nerede çırpıyordu o kelebekler? Karında mı çırpıyordu? Veda vakti ha. Bak bu adadan defolup gidiyorsun. Bir daha buraya gelmiyorsun. Haziran'da bir daha aramıyorsun. Aslında bana bunları yazılı şekilde yapılacaklar listesi olarak verirsen çok makbule geçer. Peki. Gidiyoruz bakalım. Yani gerçekten Haziran'ı başkalarına yar etmem diyorsun ha. Ya sen hala akıllanmadın mı ya? Akıllandım canım. Günaydın. 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 Her şey yolunda mı? Gidiyorum. Süper. Doğru olanı yapıyorsun. He ya. Bu akşam kısmetse Abbas yolcu. Gideyim bir esnafla da vedalaşayım. Yazık, hepsi çok üzülecek. Yapacak bir şey yok. Ama bir kahvaltıya hayır demem ha. Olur. Olur, sen beni şurada bekle, ben geliyorum. Sen ettin zaten kahvaltını. Senin gelmene gerek yok. Aynen. Allah ısmarladık, ciddi adam. Nereden çıktı şimdi bu kahvaltı? Tabii ki kahvaltı falan etmeyeceğim. Benim onunla kapatmam gereken bir hesabım var, tamam mı? Öyle kimse benim hakkımda ileri geri konuşamaz. Ben onun ağzının payını vereceğim ki bir daha cümle dahi kuramasın. Ha. İyi, tamam, olur o zaman. İyi. Ayrıca bugün beni kimse özlemez. Niye, ne var ki bugün de? Hiç. Bu kolyeyi sen mi almıştın? Sonra da çöpe atmıştın. Yakışmış. Teşekkür ederim. Tamam, o zaman görüşürüz. Görüşelim. Sadık ya. Allah Allah. Arkadaş gelen giden soruyor burası senin mi diye. Evet, burası benim ya. Melisa, gel kız gel. Bak seninki de burada, gel. Gel.
Aşağı Bahamalara hoş geldin bebeğim. Şaşkınım gerçekten. Bak boyfriendin de burada. Saçlar toplanmış filan. Tamam, görüşürüz. Ne haber? Ya Burak, çok özür dilerim ya. Yok, hiç önemli değil. Sadece önceden bilseydim yardımcı olurdum. Gerçi öğrendim. Neyi öğrendin? Ne olacak? Sen Alper'in işte. Nasıl ya? Yahu yabancım var aramızda. Hı? Konsensüs yapacağız. O yüzden toplandık. Akıl akıl gel peşime takıl. Neden hep kendimi böyle durumlarda buluyorum ya? Yalnız ben bir şey söyleyeyim mi? En başından beridir ben sizi yakıştırıyordum. Tabii canım, yıllardır sizi yakıştırıyordum yani. En başından beridir yani, en başından beridir. Vallahi bence de çok yakışıyorsunuz Melisa. Tabii canım, 10 numara bir çift oldular ya Alper'le Melisa. 10 numara, 10, 10. Tabii ayol. David Beckham, Victoria Beckham, oradan devam ki. Aynen arkadaşlar. Ben Alper Biricik. Öyle olmaz tabii. Ama bebeğim, sen kendi kalene gol attın. Niye sen işin başında oyuna giriyorsun ki böyle? Kız öyle bir baktı ki sanki biliyor gibiydi. Korktum, ne yapayım? Ya onu kimi bulsam söyleyecektim. Sadık olsa mesela, Sadık diyecektim. Şimdi şey, çok onurlu oldum yani. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Ne diyeceğimi bilemiyorum ya, onurlu oldum. Ben bir sahile dondurma satmaya gideceğim. Dondurma isteyen var mı bu arada? Allah seni kahretmesin. Hani peluş oyuncaklar gibi seninle gidiyordun. Nasıl bozdun kendini hemen? Hemen esnafçılık, hemen. Yok dondurma mondurma. İstemiyoruz. Yok. O zaman ey dondurma yalamayanlar. Ey aşağı Bahamalılar. Konsens oluşturuyorum. Oturum açıyorum. Konumuz Alper ve Melisa aşkı. Özlersiniz beni ha, söyleyeyim. Eyvah. Ciddi bir konu geliyor değil mi? Sen Poyraz'a tam olarak ne anlattın? Ha, konuştunuz sanırım. Yaşanmamış şeyleri yaşamışız gibi mi anlattın? Ne yaptın sen? Haziran, tek niyetim seni korumaktı. Poyraz'ı denedim. Gerçekten seni sevip sevmediğini anlamak, görmek istedim. Biraz ileri gittim, evet. Ama kötü bir niyetim yoktu. Bak sen böyle şakalar falan yapıyorsun ya. Yapma. Poyraz öyle biri değil. Ciddiye alır. Bundan sonra da birbirinizden uzak duruyorsunuz, tamam mı? Gidiyorsun zaten ama ben yine de söylüyorum. Tamam, sorun değil. Ayrıca benim hakkımda bundan sonra kimseye öyle yalan yanlış şeyler anlatmıyorsun. Haziran. Ne Haziran? Haziran falan yok. Benim ismim saçma sapan oyunlarına alet edemezsin sen. Kendimi gereken şekilde cezalandıracağımdır efendim. Bundan hiç şüpheniz olmasındır. Sizi üzmek istememişimdir. Affınıza sığınıyorumdur. Sen gerçekten normal değilsin. Barıştık mı? Küs falan değiliz, çocuk muyuz biz? Bak son kez söylüyorum, bir daha böyle bir şey duymak istemiyorum. Anlaşıldı mı? Şimdi iyi yolculuklar. Kahvaltı? Aç değilim ben, sen edersin. Hoşça kal. Vay be. Sade, kuru bir elveda ha. Bu biz miyiz be Hazi? Bu bize hiç yakıştı mı be? Ha? Ya teyzeciğim, anlıyorum. Bak siparişin de hazır ama gerçekten ben şu an dükkanda tek başımayım. Yani burayı bırakıp gelemem. Ya anlıyorum, tamam, senin misafirlerin var ama bak benim de müşterim var. Afiyet olsun. Teyzeciğim ya, tamam tamam, ben bir şekilde halledeceğim, getireceğim, tamam. Ay günaydın. Günaydın. Ne haber? Dün akşam gelmedin. Sen de sormadın. Ya ben aslında seni var ya bayağı bir bekledim ama sonra uyuyakalmışım. Anladım. Bir şey içmek ister misin? Yo. Yani ben sadece hatırladım mı diye bakmaya gelmiştim. Neyi?
Önemli değil. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Biraz tripli bugün, çok şey yapma. Sen nasılsın Batu? İyiyim Biricik. Görüşemiyoruz. Evet, çünkü dün gelmediniz. Bu bavul ne peki? Dönüyor musun yoksa? Bilmem. Yani belki dönerim, belki dönmem. Bu işler kısmet biliyorsun. Ay Batu ya. Gitmeden senden bir şey isteyebilir miyim? Demek bana işin düştü Biricik ha? Söyle bakalım, dinliyorum. Ya benim bir sipariş götürmem gerekiyor da böyle bir yarım saat falan dükkana bakar mısın benim yerime? Lütfen, 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 lütfen. Tamam, peki olur. Yarım saat bakarım ama ne yapacağım ki? Şey ya, her şey vitrinde zaten. Ben çayı falan da hazırladım. Türk kahvesi falan. Zaten bak bu saatlerde öyle çok gelen giden olmaz yani. Ben hemen götüreceğim. Siparişi hemen geleceğim, tamam mı? Süpersin be. Çok ki ben burada ya. Bay bay. Şey içer misiniz? Çok kızar mı sence? Yine öden bilemeyiz. Ama dürüst olmak lazım. Fazla tepki vermez inşallah. Göreceğiz. Nehir. Otele gidiyorum, orada edeceğim kahvaltı. Tamam, geç kalmam. Hayır, bir şeyim yok. Evet anneciğim, sıcaklardandır. Hayır anne, siyah. Güneşi çekmez. Evet, bütün gardırobum siyah ve siyah olmaya da devam edecek. Başka sorunuz? Ben içeride bir şey edeceğim. Ben geliyorum. Gel kızım, gel. Gel şöyle otur. Anne, ben çok geç kaldım. Kızım gel. İki dakika otur, gel. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi, biliyorsun biz yıllardır böyle ikimiz hep yalnız yaşıyoruz. Değil mi anneciğim? E'si şu, yani aslında bununla da bir alakası yok ama ben nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum Nehir. Anne, birine bir şey mi oldu? Yok kızım, yok. Kimseye bir şey olmadı ama sadece ben birine bir şans vermeye karar verdim. Ne şansı? Anlamadım. Biriyle yemeğe çıkacağım ben. Çık anne, bana ne? Bir erkekle. Yani birbirimizi daha yakından tanıyabilmek için. Anne, senin sevgilin mi var? Yok kızım, yok. Olur mu öyle şey? Ne sevgilisi? Yani tabii her şey yolunda giderse bilmiyorum ama. Kim anne? Kim anne? Kim? Söyle bana, kim? Fatih. Veteriner olan Fatih mi? Veteriner olan Fatih. Anne bak, asla olmaz. Beni anladın mı? Bak asla olmaz. Eğer bu eve biri girerse o zaman ben giderim. Haberin olsun, tamam mı? Sakın bana bir daha bu konuyu açma, sakın. Aslında ilk konuşma için gayet iyiydi bence, ha? Çok zor günler beni bekliyor abla. Bizi bekliyor. Artık beraberiz. Dur. Efendim? Anne, neredesin? Selma ile'yiz, konuşuyoruz. Biz mi? Siz ne ara biz oldunuz ya? Siz kavgalı değil miydiniz? Artık değiliz. İyi, sevindim. Peki bana söylemek istediğin bir şey var mı? Ne gibi? Bilemiyorum artık, onu da sen bileceksin. Anlamadım Haziran, ne diyorsun? Ben anladım anne. Sağ ol, hem de çok iyi anladım. Allah Allah, ne oldu? Anladım mı diyor, anlamadım diyorum, o ben anladım diyor. Bir şey mi? Ay aman, hiçbir şey anlamadım ben. Gel otur. Aramana sevindim. Nasıl geçti Batu'yla? Geçti gitti işte, boş ver. Zaten dönüyormuş bugün. Ha. Anladım. İdil. Bak, dün çok araştırdım. İstanbul'da bir doktor, işinin en iyisiymiş. Seni ona götürmek istiyorum. Randevu aldım bile. Sen? Hı hı. Beni İstanbul'a mı götüreceksin? Evet.
Ama sen yıllardır hiç İstanbul'a gitmedin ki. Yani İstanbul'a gitmezsin sen. Olsun. Nasıl senin sağlığın daha önemli şu an. Poyraz, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok sağ ol ama yani İstanbul'a hiç gitmesek, çünkü hani benim tedavim burada başladı ya, hiç hani uğraşmayalım İstanbul'a gitmekle, olmaz. Edil, ben itiraz falan istemiyorum. En iyisi bu adam, biz de buna gideceğiz, tamam mı? Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Sen merak etme. Biz bu hastalığı beraber atlatacağız. Kalsaydın. Yok ya, çok önemli işim var. Sonra detaylı konuşuruz seninle. Aa, nereye öyle? Gel, otur şunları içelim, ondan sonra gidersin. Babanın eline sağlık. Ama ben çok geç kaldım. Siz tatlı tatlı oturun burada. Ama olmadı ki şimdi. Neyse, hadi rast gelsin. Kızım, ne oldu sana? Ay teyze, ben sanırım çok kötü bir şey yaptım. Ne yaptın yavrum? Tamam, tamam. Üzülme, üzülme sen. Her şeyin bir çaresi vardır. Sakın, 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 sakın al. Dünya teyze, sana bir şey itiraf etmem lazım ama çok korkuyorum. Tamam, tamam. Neymiş, söyle bakayım. Annemden uzak duracaksın. Nehir'cim. Nehir'cim falan yok. Sen utanmıyor musun annemi ayartmaya? Ne ayartması Nehir'cim? Nehir'cim falan deme bana. Biz sadece... Siz diye bir şey yok, hiçbir zaman da olmayacak, anlıyor musun beni? Daha hiçbir şey olmadı zaten. Biz sadece bir akşam yemeği yiyeceğiz güzelim. Ben senin güzelin değilim. Bak biz senin hiçbir şeyin değiliz. Git kendine başkasını bul. Bak yakarım bu dükkanı. Bak gerçekten yakarım. En iyi dostum. Ne haber en iyi dostum? Hiç iyi değilim en iyi dostum. Ayrıca da sana biraz uyuzum. Ha. Sen şu Poyraz muhabbetinden değil mi? Bak seni sevdim, yalan yok. Ama Poyraz abi benim için çok değerli. Haklısın. Ama biz Poyraz'la aramızdaki o konuyu çözdük, hallettik, konuştuk. Bundan sonra öyle bir şey olmayacak. Seni üzdüğüm için de özür dilerim. Oo, ama senin canın çok sıkılmış ha. Gel bakayım buraya sen. Gel gel, gel otur. Senin moralini yerine getirecek bir şeyler içsen şimdi. Şefim, bize bir soğuk çay getirebilir misin be? Tabii Batu Bey, hemen getiriyorum. Anlat bakalım. Karadeniz'de bazı gemilere bir şeyler olmuş. Ne olmuş? Annemin saçmalıkları işte. Ne olacak? Biliyor musun? Anneler zaman zaman saçmalarlar. Herkes gibi. Onlar da insan sonuçta. Böyle çok da şey yapmamak lazım. İnsan gibi davransınlar o zaman. Bak böyle dene. Hoşuna gidecek. İyi geldi. Gelir tabii. Pipet var ya, bu dünyada tekerlekten sonra icat edilmiş en iyi şey. Of, yine sinirlendim bak, yine sinirlendim. Ne oynuyorsun? Savaş oyunu işte. Göstersene. Neymiş o? Ben de oynayacağım. Şu işte. Onu mu indiriyorum? Hı. Tamam. Bir gün ya. Ben sadece bir gün mutlu olmak istedim. Olamaz mı? Hayır, zaten kim sevmez ki? Kim böyle doğum günü kutlansın istemez, hatırlansın istemez? Ama yok. Yok, kimse hatırlamadı. Ne annem, ne teyzem, sözde en yakın arkadaşım, kuzenim. Yani İstanbul'da birkaç markanın otomatik mesajı dışında arayıp soran olmadı ya, inanabiliyor musun? Ama ben böyle sabah heyecanla kalktım, hazırlandım, süslendim. Güzel olmamış mıyım amca ya? Baksana, güzel olmamış mıyım?
Hayır, Poyraz'la aramızda bir sorun da kalmadı ki. Affetti beni. E Batu da gidiyor. Yani daha ne olması gerekiyor ben anlamıyorum. Önümüzde bir engel kalmadı yani. Ya düşünsene. Doğum günümde Poyraz'a kavuşmaktan daha iyi ne olabilirdi ki? Ama yok. Yok, olmuyor. Olmuyor. Niye olmuyor? Niye olmuyor? Çünkü Haziran'ın kör talihi. Haksız mıyım amca ya? Amca? Kulaklarım duymuyor. Sen konuş. Ben duymuyorum. İyisin, iyi. İyiyim, iyi. Bence çekirgeler, bıraktı Melisa'yı bir güzel evlendirelim. Tabii, tabii. Şimdi Alper bunu gelinlikler içerisinde görünce... ki bu arada gelinlik, mehbani... çocuk kuruyacak bir anda. Hayatın hatasını yapmış onu anlayacak ve biriciği... oracıkta hemencik terk edecek olay bu. Hmm. Ne yapayım ben şimdi? Alper kıskansın diye Burak'la mı evleneyim? Abi, benim İstanbul'da kız arkadaşım var bu arada. Sen nasıl bir sinsi çıktın ayol? Hı? Skandal şu anda bu. Bu saatte mi söylenir? Bakın bence çok saçmaladık. Bırakalım. Bence bir dondurma yiyip ferahlayalım. Yeter artık. Geldi burama. Ya neden bağırıyorsun ev sahibine? Ya görmüyor musun? Hala bak hemen don, hemen dondurma, dondurma, dondurma. Çöp, 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 çöp. İşte. Komik döner. Yaprak dönerim. Alındın mı sen? Hı? Ekmek için. Sadık Beyciğim, hadi birer top dondurma alırız. 5 lira alayım. Allah kıracağım o elini. Bak hala 5 lira diyor yahu. 5 5 5 5 5 5 koydu binayı buraya. Böyle bu. İş başka, aşk başka. Size de 2'şer top yapıyorum, tamam mı? Anlaştık mı? Bekleyin, ben geliyorum. Hesaba yaz. He, tamam. Aşk başka. Başka yani. Lanet olsun ona tutulduğum güne ya. Alper. Alper ya Alper. İnsan çocukluk arkadaşına aşık olur mu? Olmaz, olur mu? Biz onunla birlikte kumda oynadık. Ah be Melisa'm ya, hiç ağlama annem bana. Olayları karıştıran sensin bak. Gidiyorsun, boş boş gaza gelip çocuğu öpüyorsun. Yetmiyor, bu çocuğa sevgilim diyorsun, bunun başını yakıyorsun. İnsan daha fazla nasıl hata yapabilir anlamıyorum gerçekten. Ya öptüm de, neden öptüm? Çünkü lisede bana aşıkmış, onu itiraf etti. Yoksa öper miydim ya? Ama sevgilim bak, sen de şunu anlamıyorsun. Allah aşkına. Allah seni. Sonra geldi, bana dedi ki ben seni İstanbul'a götüreceğim dedi, tedavi için. Ben böylece kala kaldım gerçekten. Çok özür dilerim gerçekten. Ben böyle olacağını bilmiyordum. Ben eğer hani ben hasta olursam, hasta numarası yaparsam benim yanımda olur, beni sever diye düşünmüştüm. Hani vakit geçirince falan, ama yemin ederim ben diyecektim ki ona hani ben iyileştim diye. Ona da yalanını söyleyecektim. Yani Poyraz beni sevince bir sıkıntı olmayacaktı. Aliye teyze. Çocuk oyuncağı mı bu? Ha? Senin benim torunumun duygularıyla oynamaya ne hakkın var? Bitti artık. Bitti Edil. Her şeyi Poyraz'a anlatacağım. Bir daha asla onun yanına yaklaşamayacaksın. Ali. Ya vursana, vursana diyor. Niye vurmuyorsun? Ya vuruyorum, ölmüyor. Kaç sana be, kaç ya. Ve benim mermim bitti. Uf ya. Dur tamam, satın alacağım şimdi. Geri kaç, geri. Sen böyle herkesle oynuyor musun bu oyunu? Yok, tek başıma oynuyorum genelde. Hadi be. Poyraz'la falan? Yok, onun işi olmaz böyle şeylerle. Yani nasıl şeyler mesela, tam anlamadım. Böyle vurdulu kırdılı işte, şiddet. Ha, sen şeyden bahsediyorsun, şu muhabbetten.
Sen biliyor musun? Biliyorum tabii canım. Anlattı bana da, konuştuk biz. Ne anlattı sana? E işte o günleri anlattı. Çok zor günlermiş, çok üzüldüm ben. Ya evet ya, düşünsene Poyraz abiyi böyle sürekli adayı yıkıp geçiyormuş. Devamlı kavgalar falan filan. Hiç Poyraz abilik değil, hiç. Ya hiç değil. E peki niyeydi o ya? Şeyden miydi? Şeydendi. Ailevi bir şeydendi. Ben de tam bilmiyorum. Pek konuşulmaz buralarda. Evet, ailevi bir şeydi, doğru. Doğru ama bence de konuşulmamalı böyle şeyler yani. Konuşmamak lazım bu ortam. Değil mi ya? Hapishane falan ya. Çok sıkıntılı şeyler. Hapishane mi? Ha. 6 ay hapishanede yattı ya. Aa. E biliyorum dedin. Biliyorum ama 6 ay olduğunu bilmiyordum ben ya. Ha. Çok üzüldüm ben şu an. Bak. Hiç de öyle biri değil aslında, biliyor musun? Değil mi ya? Aynen. Uf. Acil otele gel, konuşmamız lazım. Bitmedi derdiniz, bitmedi. Geldim, oteldeyim zaten. Hani neredesin Poyraz? Neredesin? İyi ki doğdun Haziran. Poyraz. Sen... İnanamıyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Bu bir rüya değil mi? Bu bir rüya ve ben birazdan uyanacağım. Çünkü ben bunu yaşadım. Ben bunu bayağı yaşadım yani daha önce. Hayır, bu bir rüya değil. Sen nasıl peki? Yani nereden? Ben sana söylemedim ki. Sen bana söylemedin zaten. Ben unutmadım. Oteli almaya giderken kimliğinde görmüştüm doğum gününden. O günden beri hep aklımdaydı. Bugüne kadar hep geri saydım. Yok. Yok, bu kesin bir rüya ve ben eğer gözlerimi açarsam uyanacağım. Bu kesin bir rüya. Bu rüya olmalı. Haziran. Bu bir rüya değil. Ama biz seninle beraber gerçek bir rüya yaşayacağız. Belki unuttu, biliyor musun? Boş ver. Bizim hiç kimseye ihtiyacımız yok. Biraz ben çekmek. Bitti artık. Bundan sonra hep birlikteyiz. Kağıtlara bakalım mı? O gün burada sakladığımız kağıtlara. Hadi açalım. Hiç açmadın değil mi? Hayır tabii ki. Sen baktın mı? Hayır tabii ki. Bakalım ne dilemişiz. Dur. Aynı anda. Hadi. Yaz gitme rengel. Yapraklar solmadan, narlar olmadan gel. Gün devrilmeden. En güzel hediyem sensin. En güzel doğum günüm bugün. Açık saçık konuş benimle.
Ne yapıyorsun? İçer misin? Yapılacak şey belli. Yapacak kişiler de belli. O yüzden daha fazla uzatmayalım bence. Onları ayırmak için birlik olalım mı istiyorsun? Sen Poyraz'la birlikte olmak istemiyor musun? Evet. Sen Haziran'la birlikte olmak istemiyor musun? Yani olur, okey. Tamam. Bu işte birlikteyiz. Seni çok seviyorum Zira. Bunu sana hep söyleyeceğim Murat. Sen başla. Ben de seni çok seviyorum. Aşığım ben sana. Biz artık kimse ayrılmaz. Hiç kimse. Söz, hiç incitmem. İpek şal gibi yakarım omuzlarından. Sen uyurken ben bir sevinç olur geçerim rüyalarımda. Yakarım omuzlarından sen.